erken işler, verdiğimiz ödevler vardı, bakıyoruz. Tek bir insanın al yuvarı 270 trilyon hemoglobin molekülü içerir. Arkadaşlar trilyon 10 üzeri kaçtı? Bu arada Zeynep Özgür'ün doğru yapmış. Aferin. Gördüm, onunkini hatırlıyorum. Evet, güzel. Yani ben kendi telefonumdan attım da. Elif Berra da yapmış, gördüm. Evet arkadaşlar, trilyon 10 üzeri kaçtı? 12. 270 çarpı 10 üzeri 12. Arkadaşlar, hatta biz bu onu da buraya atalım. 27 çarpı 10 üzeri 13 mü? Aynı şey değil mi? Arkadaşlar biz bir de bunu 10'a bölersek 2,7 çarpı 10 üzeri 14 mu oldu Nisa? Doğru mu? Çin'in nüfusu yaklaşık olarak 1,5 milyardı. Arkadaşlar milyarı neyle gösteriyoruz? 10 üzeri 9. O zaman 1,5 zaten bilimsel. 1,5 çarpı 10 üzeri 9. Rusya'nın Özgüç nerede? Özgüç yine mi yok? Bu Özgüç'ü ne yapmalı? Nerede bu Özgüç? Ege Değirmenci nerede? Heh, burada. Tamam. Kerem. Kerem burada mı? Ekranımızı açalım. Kaan burada mı? Yok hocam sanırım. Başka kim eksik? Kayra nerede? Gördüm. Evet. Tamam. Tamam Erdoğan. Arkadaşlar Rusya'nın yüz ölçümü yaklaşık 17 trilyon metrekare. Trilyonda kaç vardı? 10 üzeri 12. Bir tane böldük. 10 üzeri 13 mu olacak? Hacmi yaklaşık 700 milyon kilometre küptür. 700 milyon. Milyon neydi? 10 üzeri 6. Bakın 2 sıfırı buraya attınız. 7 çarpı 10 üzeri 8 mi oldu? Var mı itiraz olan? Ekvatorun uzunluğu 40 milyon kilometre. 40 milyon 6 sıfır. 40'taki bir sıfırı da attınız. 7 sıfır. 4 çarpı 10 üzeri 7. 80 milyondur. Milyonda var. Ben bunu yapmayı unutmuşum. Tamam. Şimdi anladın ama sıkıntı yok değil mi? Yok hocam şey, ülkemizin yaklaşık nüfusu 80 milyon duru yapmamışım. Evet. Gözümden kaçmış. Suriyeliler hariç. Evet. Arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri 7. Afganları hiç saymıyorum. Biz hep Suriyelileri konuşuyoruz ama ülkemizde Afgan da çok. Bir o kadar Türkmen var. Bir o kadar Tacik var. Neredeyse Türkiye'li kalmayacak. Evet. Zaten bütün restoranlardaki çalışanlar, ondan sonra efendime söyleyeyim, böyle dönercide şurada burada çalışan herkes Suriyeli. Değil mi? Araba yıkamacısı. Evet arkadaşlar, sıkıntı burada patladı. Şunu göstereyim. İşte burada. Arkadaşlar bakın, burada amcalarımız ne istemiş bizden Buse? Kilometreden metreye gitmemiz. Kilometreden metreye giderken kaçta çarpıyoruz sayıyı? Evet. Bir kilometre kaç metre? 10. Alkışlıyoruz. Bir kilometre 10 metre. Hocam, şey, hocam 10 metre çarpıyoruz manasında. Hocam. Şimdi arkadaşlar önce bu sayıyı alıyoruz. 14 çarpı 10 üzeri kaç? 1, 2, 3, 4, 5 mi? Böyle yazdık mı Ege? Canberk, Elif Berra, Alp, Ali. Alp ve Ali lütfen ekranımız. Hocam, arkadaşlar fakat biz biliyoruz ki Nisa 1 kilometre 1000 tane metre değil mi? O zaman benim bunu 1000 ile çarpmam lazım. Çarptım Canberk. 3 sıfır geldi. 14 çarpı 10 üzeri
8. 1,1'den. İşimiz bitti mi? Bitmedi. 14 olamıyor katsayımız. 1,4 yaparsak burası ne oldu? 9. Tamam mıyız? Ben anlamadım diyen var mı? Hocam bir daha anlatır mısınız? Bir daha anlatıyorum. Önce sayıyı yazıyorum. 14 çarpı 10 üzeri 5. Tamam mıyız? Ama şu an ne bu sayımız Ege? Zeynep Özgün, kilometre. Ne olmasını istiyorum Erdoğan? Metre. Hatırlıyorum neydi? 1 kilometre 1000 metreydi. Demek ki ben kilometreyi 1000 ile çarparsam, yani 10 üzeri 3 ile çarparsam ne olacak? Metreye dönüşecek. Çarptım. 14 çarpı 10 üzeri 8 mi oldu iklim? Metre artık. Ama bilimsel gösterim benden 14 istemiyor. 1,4 istiyor. Bunu da 1,4 yaparsam, böldüğüm için burayı 10 ile çarptım. Canberk 10 üzeri 9. Anlaştık mı efendim? Geçtik. Teşekkürler. Bu kadar metre kaç santim? Bu kez santime giderken kaçla çarpacağız? 100 demek. 100 demek 10 üzeri 2 demek. Arkadaşlar bu 10 üzeri 7 mi oldu? Ama dikkat. 10'a böldüm 17,5. 100'e böldüm 1,75. 1,75 çarpı 10 üzeri 7 olamaz. Niye? 100'e böldüğüm için 100 ile çarpacağım. 100 ile çarparsam üstün kaç olacak? 9. 9 mu? 9. Evet 9. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar dikkat. 2000 kilometre kaç metrekare? 2000 eğer kilometre olsaydı ben bunu kaçla çarpacaktım? Metreye çevirirken 1000'le mi? 1000'le çarpacaktım. Doğru mu? O zaman metre olacaktı. Ama ben size ne öğrettim arkadaşlar? Dikkat. Karesi olduğu için bunu 2000 kilometre kareyi, kare çünkü, 1000'le değil, 1000'in karesiyle çarpacağım. Yani 10 üzeri 3'ün karesi ne olur? 10 üzeri 6 ile çarpıyorum. Zeynep, Tuğrul, Ege, İklim, Nisa, niye 10 üzeri 6 ile çarptım anladın mı? Tamam, bir daha anlatır mısınız orayı? Bakın. Eğer bu kilometre olsaydı 1000'le çarpıp metre yapıyordum. Doğru mu? Ama kilometre kare. Ben size ne dedim geçen ders? Kare ise o çarptığınız sayının da karesini alacaksınız. Yani 1000'in de karesini alacağız. 1000 ne? 10 üzeri 3 değil mi? 10 üzeri 3'ün karesi 10 üzeri 6. Demek ki ben 10 üzeri 6 ile çarpacağım. Çarpayım. Bu sayı ne zaten? 2 çarpı 10 üzeri 3 mü? 2000. 1'e 10 üzeri 6 ile çarptım. Ne oldu? 2 çarpı 10 üzeri 9. Artık ne kare? Metre kare. Anlaştık mı? Peki. Şimdi dikkat. Bu sayıyı önce bir üstü yazalım. 2 çarpı 10 üzeri kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 üzeri 6 metre kare. Normalde metreden kilometre, metreden santime giderken 100'le mi çarpıyordun abi? Artık ne yapacaksın? 100'ün karesiyle. 100 ne demekti? 10 üzeri 2 miydi Ali? 10 üzeri 2'nin karesini alırsanız 10 üzeri kaç olur? 4. Demek ki Kayra, ben bunu 10 üzeri 4 ile çarpacağım. 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 4. Ne oldu arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri 10. Bilimsel midir? Evet, bilimseldir. Dolayısıyla cevabımız 2 çarpı 2 üzeri 10 oldu. Hala ben anlamadım diyen var mı? Yok hocam. Evet. Peki, hadi burada da ne yapacağız? Kilogramı nasıl yazabiliriz?
Bunu nasıl yazarız? 12 çarpı 10 üzeri kaç? 10 üzeri kaç? 3. 3. Kilogram. Kilogramdan grama giderken kaçla çarpıyoruz? Söyleyin. 1 kilogram kaç gram? Hocam 100 gram. 100 gram. 1000 gram. 1000 gram. Yani 10 üzeri 3 ile mi çarpacağım? 1000 gram olduğu için. Çarptım. 12 çarpı 10 üzeri 6 mı oldu? Üstler toplandı. Peki arkadaşlar şu an bilimsel mi bu? Hayır. Bilimsel yaparsak 1,2 mi olacak? Çarpı 10 üzeri 7. Evet. 5000 ton kaç kilogram? Hadi bakayım. Chat'ten gönder. Bir dakika hocam. Bir ton kaç kilogram? 1000. 1000. O zaman 10 üzeri 3 ile mi çarpacağız? Evet. Evet Buse, aferin. Evet arkadaşlar. Bakın. Hocam biraz bekler misiniz? Benim telefonum kastı da yazamadım. Tamam. Aferin. Doğru mu hocam inki? Doğru. Arkadaşlar bu 5 çarpı 10 üzeri 3'tü. Bir daha 10 üzeri 3 ile çarptık grama çevirmek için. Dolayısıyla ne oldu? 5 çarpı 10 üzeri 6. Litreden santimetre. Hocam bunu anlatır mısınız? Şimdi arkadaşlar litre var, desilitre var, santilitre var. Buradan gelirken 10 ile, buradan gelirken de 10 ile. Demek ki litreden santilitreye gelmek için kaçla çarpmam lazımmış? 100 ile. Arkadaşlar bu nedir? 43 çarpı 10 üzeri 4 müdür litre? 100 ile 100 nedir? 10 üzeri 2. Çarparsak 10 üzeri 2 ile ne olacak? 43 çarpı 10 üzeri 6. 4,3 yaparsak ne olacak Nisan? 10 üzeri 7 mi? Tamam mıyız? Oldu mu? Bir daha anlatır mısınız? Bir daha anlatıyorum. Litreden santilitreye nasıl geliyorum? Litreden 10 ile çarparsam desilitreye gelirim. Desilitreyi de 10 ile çarparsam santilitre. Yani 10 çarpı 10, 100 ile çarparsam litreden direkt santilitreye iniyorum. Oldu mu? Burada da bu sayıyı 100 ile çarptım. 2 sıfır daha koymak demektir. 43 çarpı 10 üzeri kaç oluyor? 6 oluyor. Virgül koyduğum için de 10 üzeri 7. Hadi bakayım. Şunu da siz yapın. Metrekareden milimetre kareye. Normalde metreden milimetreye inerken ne var? Kaçla çarpıyordunuz? Bakın 10 ile çarparsanız santim. Bir daha 10 ile çarparsanız metre, değil mi? Arkadaşlar yani. Hocam hemen atıyorum bir dakika. Ama kare olduğunu unutmayın. Karesini alacaksınız. Yani 1000 milimetre ise karesi. Yani 10 üzeri 6'yı da mı çarpacaksınız? Evet. 10 üzeri 3 oluyor. Karesi 10 üzeri 6. Aferin. Aferin. Aa Kerem dikkat. Kerem. İklim dikkat. Ege doğru. Nisa doğru. Hocam en son attığım doğru mu? İklim 14 olmaz üstü. Yok hocam İklim onu değiştirdim. Doğru. Son attığım doğru mu? Son attığın doğru mu bakayım? Heh oldu şimdi oldu aferin. Hocam evet. Yanlışlıkla 4'e basmışım özür dilerim. Olabilir. Arkadaşlar güzel. Hemen ne yaptınız? Bunu 10 üzeri 6 ile çarptınız. 10 üzeri 9 oldu. Burayı bir tane kaydırdınız. 10 üzeri 10. Bakın bu kez metre küpten desimetre küpe 1000 ile gider değil mi? Metre küpten desimetreye inerken arkadaşlar 10 iniyorsa metre küpten desimetre küpe inerken
10 üzeri 3 inecek. Dolayısıyla ne olacak? Çete mi atalım? Tabii. Bir dakika. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hocam ben şu tonlu soruyu anlamadım ama siz alttakini anlamadım sandınız. Öyle mi? Evet. Kendimi geliştiriyorum. Yani anlamadığın soruyu değil, bir sonrakini çözüyorum. Bak yani artık ilerlettim işi. Evet, onu da çözeriz. Canı sağ olsun. Evet arkadaşlar, bu da ne olacak? 7 çarpı 10 üzeri 3'tü. Bir daha 10 üzeri 3 ile çarptınız ki desi metre küp olsun. 10 üzeri 6. Şimdi şu. Bu mu? Hocam. Evet. Bu. Doğru mu? Şimdi 5000 ton nedir? 5 çarpı 10 üzeri 3 ton mu? 1 ton 1000 kilogramsa bunu 1000 ile yani 10 üzeri 3 ile çarparsak 5 çarpı 10 üzeri 6 olur. 1 ton 1000 gram, 1000 kilogram, 1000. Mesela ben bir arkadaşa espri yaptım, 100 kilo olmuş. Dedim ki 0,1 ton olmuşsun. Yok ya, o kadar olmadık diyor. Ya ikisi de aynı şey. 0,1 tonla 100 kilo aynı şey. Tamam? Evet, geldik sonuncuya. Sonuncuyu kimler yaptı bir göreyim ya. Hadi bakayım. Gönder gelsin. Arkadaşlar, litre ile nerede eşitleyebiliyorduk? Evet söyleyin. Elif Berra, nerede eşitliyoruz litre ile? Metreküpü neye çevireceğiz metreküpü? Söyleyeyim mi hocam? Söyle. Desimetre ile hocam. Desimetre ile. Arkadaşlar desimetreye çevirirsek şimdi metreden desimetreye inerken 10 ile çarpıyorduk ama küp olduğunda 10 üzeri 3 ile çarpacağız. E arkadaşlar çarpalım bunu. 16,8 çarpı 10 üzeri 3. Bir daha çarptınız 10 üzeri 3 ile. 16,8 çarpı 10 üzeri 6. Ama siz bunu 1,68 yapmalısınız. 10 üzeri 7. Okey? Evet. Bir daha anlatır mısınız hocam? Efendim? Bir daha anlatır mısınız? Şimdi iklim özel. Bir desimetre küp bir litre demek. Tamam mı? Unutma. Buna damar köprüsü mü diyordunuz? Bir şeyler diyordunuz. Evet. O zaman iklim. Ben metre küpten desimetre küpe inerken 1000 ile çarparım. Yani 10 üzeri 3. Gel bunu 10 üzeri 3 ile çarp. 10 üzeri 6. Bir tane virgül sola kaydırdım. 10 üzeri 7. Oldu mu? Evet. Arkadaşlar size şu soruyu sormuş muydum? Sormadım değil mi? Bu cümle şöyledir falan diye. Bu nokta nokta sordun mu? Bir cümledir. Çok da iyi yaptık. Bir daha yazayım da. Bu nokta nokta harfli bir cümledir. Evet arkadaşlar, nokta noktaya yazıyla hangi sayıyı yazın ki bu cümle doğru olsun? İlk bilen tadelleyi kapsın. Buraya hangi sayıyı yazmalısınız yazıyla? Hayır, sayı yazacaksınız, sayı. Oraya mesela 3, 5, 12, 13 yazıyla, rakamla değil. Yazı ile. Yazacaksınız, saydığınızda da harf sayısı doğru olacak. Atıyorum bu 19. Say bakayım, 19 yazınca harf sayısı 19 ediyor mu? Boşken 19 ediyor. Demek ki 19'dan büyük olacak.
Bunu kaptık. Çok ipucu verdim. Merak ediyorum. Kim çözdü? Ya olmaz Tuğrul, 4 değil. 4 yazınca cümlenin de 4 harf olması lazım. Orada zaten 19 harf var. Evet. Hocam biz bu şeyi düz sayı haliyle mi yazalım yoksa harfle mi? Ya 3, 5 gibi harfle yazacaksınız. Harf. Evet efendim. Hocam ben cevabı yazdım, bakabilir misiniz? Hayır, 28 değil. Evet arkadaşlar, Ege değil bence, söyle. 29. Aynen öyle, alkışlıyoruz Ege'yi. 29 yazın bakalım, 29. 19 orada vardı, 29 da 10 harften oluşuyor. Toplam 29. Evet, Tadelle goes to Ege. Evet, 29. Gördük değil mi? Evet efendim. Değerli arkadaşlar, bakın sorular nasıl geliyor buradan. Bunu görselle de destekleyeceklerdir Zeynep Özgün. Bakın, 100 gram çikolatada yaklaşık 600 kilokalori enerji bulunmaktadır. Bu bilgiye göre 15 kilogram çikolatadaki toplam enerjinin bilimsel gösterimini yazınız. Hadi bakalım. Evet, 15 kilogram çikolata. Kim kaybetmiş ki, biz bulalım. 15 kilo çikolata mı oldu? Can, biz şimdi tam olarak ne yapacağız anlamadım. Evet. Efendim? Biz şu an tam olarak ne yapacağız? Ben anlamadım. İşte sorular böyle gelince zorlanıyoruz. 100 gram çikolatada 600 kilokalori varsa 1000 kilogramda ne kadar vardır? Şey, 1000 gramda. Ya 6000. 1000 gramda 6000 vardır, doğru mu? Evet. Yani 1 kiloda 6000. Senin elinde kaç kilo var? 15 çarpı 6. 15 çarpı 6. 6. Ama 6 bin ile çarpı 90 bin. 15 ile 6'yı çarp 90 mı? Hı hı. Yanına da 3 tane bini koydun. 920. Şimdi arkadaşlar, bizdekini ne istiyoruz? Bunu bilimsel göstermemizi istiyor. 9 çarpı 10 üzeri 4. Burada 9 çarpı 10 üzeri 4'tür. Şimdi anladın mı ilk kim soruları nasıl geldiğini? Biraz daha iyi anladım. Gördük mü? Ben anlamadım diyen var mı? Ben anlamadım. Oran orantıyı da kullandık. 100 gramda 600 ise, değil mi? Doğru orantı. Çikolata miktarı arttığında ne kadar olacak? 100 gramda bu kadarsa 1 kiloda 6000'dir. Bende var 15 kilo. 6000 ile 15'i çarptım. 90.000. Var mı ben anlamadım diyen? Bakın konuyu anlatırken de söylemiştim. İşte öyle bir soru geldi. Diyor ki bir ton kağıt için 17 ağaç kesilmektedir. Ülkemizde 6 milyon ton kağıt tüketimi yapıldığına göre kesilen ağaç miktarını bilimsel yazın hadi. Bir ton için 17 ağaç. 6 milyon ton. 6 milyon ton nasıl yazılır? 6 çarpı 10 üzeri 6 mı? Bunu 17 ile çarpacaksın.
Ya 6 milyonla 17'yi çarpsak direkt. Olur. Ne oldu? Biliyorum 102 milyon. 102 mi? Evet 102 milyon değil mi? Onu sonra bilimsel göster. Ali üstüne dikkat et. Bilimsel değil şu an yazdığın. Hani 102 çarpı 10 üzeri 6 bilimsel değil. Heh, şimdi oldu Ali. Canberk ilk gönderdi. Ali gönderdi. Buse gönderdi. Aferin bu üçlüye. Hadi bakalım diğer arkadaşlar. Evet. Hocam bugün bende bir şey var. Ben soruları tam anlayamıyorum. Bazen olur öyle. Evet Ege'si olmaz. Nisa 10 üstü 2 mi? Elif Berra doğru. Ege Değirmenci. Onu bir virgüllerini kaydırsam Ege'cim. Aferin Ege. Bu arada gözümden kaçmıyor. Ege cevapları gönderiyor. Olacak bu iş Ege. Ege'cim 100'e böleceğiz değil mi? 1,02 olacak. 10 üzeri kaç olur o zaman? Evet. Zeynep Özgün ne yapıyor? Evet. Nisa gönderdin değil mi? Erdoğan ses çıkmıyor. Kayra. Al. Buse 17 ile 6'yı çarptık. 102 çarpı milyondu zaten. 10 üzeri 6. Ama iklim bunu biz ne yazacağız? Virgüllü Erdoğan 100'e böldük. O zaman burası da 2 büyüyecek. Nasıl? Birazcık daha iyi anlaşıldı mı? Amcaoğulları böyle soruyor. Tuğrul. Öyle. Hadi bunu bilimsel çevir. Yok öyle bir cümle. Böyle soruyorlar. Hadi bakalım bunu kim çeviriyor? Dünya ile Mars arasındaki uzaklık 55 milyon kilometredir. Mars'a uzay aracı ile gönderilmiş robotun dikkat gidiş geliş toplam aldığı yolun metre cinsinden bilimsel gösterin. Gidiş geliş 55 milyon gitti. 55 milyon geldi. 110 milyon mu? Oo, Canberk. Canberk Show devam ediyor. Reklamlardan sonra. Hadi bakayım. Tuğrul. Gidiş geliş. Valla Ege mi doğru yaptı, Canberk mi doğru yaptı acaba? Milyon diyoruz. 10 üzeri 7. 7 milyon mu? Milyar demiyor ki. Milyon 10 üzeri 6 değil mi? Evet 10 üzeri 6. 110 ya. 110'daki bir sıfırı da oraya attım. 10 üzeri 7. 11 çarpı 10 üzeri 7. O zaman 1,1 çarpı 10 üzeri kaç olacak? Elif Berra dikkat. 10 üzeri 11 mi hocam? Metre mi diyor? Metre diyor hocam. Metre mi demiş? Evet. Ha evet aferin doğru o zaman. Doğru yaptı. Metre demiş doğru. 10 üzeri 10. Hocam bir dakika. Siz konuşuyorsunuz. Evet. Kaan'cığım neredesin sen? Hayırdır? Hocam dışarıdaydım. Şimdi yeni girelim. Şöyle. Şimdi birazdan diğer grupla ders yapacağım. O derste sen çıkma kal. Tamam. Tamam. Kal. Burayı tekrar anlatacağım. Dostlar 55 gittiniz. 55 geldiniz. 110 milyon yani 10 üzeri 6 mı? Kilometre. Metreye çevirdiniz. 3 ile çarptınız 10 üzeri 3. 110 çarpı 10 üzeri 9. Bir tanesini attınız 10 üzeri 10. Bir de böldünüz 10 üzeri 1,1 çarpı 10 üzeri 11. Ben bunu anlayamadım, kavrayamadım diyen var mı? Hocam tam yaparken bir böyle aradan sınavın yıllar geçti. Benim kafam karıştı. Yanlışlıkla başka soru. Arkadaşlar adamlar da LGS'de bu yüzden soruyor ya kafanızın karıştığını biliyorlar. O yüzden hocam, bunlardan çok hocam yok kısa düz çözerken şey böyle bir anda çok fazla ses geldi ve benim kafam tamam, karıştı. Tamam o zaman sessiz olalım. Ben de sessiz olayım. Hadi bunu çözelim. Hocam nasıl? Bir daha anlatır mısınız? Bir daha anlatıyorum. Şimdi 55 milyon gitti. 55 milyon da geldi. 110 milyon mu? Evet. Kilometre. Bunu da metreye çevirirsen 3 sıfır daha mı ekleyeceksin? Evet. Hı-hı. Arkadaşlar o zaman 1,1 çarpı 10 üzeri 10. Tamam hocam. Hadi bunu yapın sessizce. Gelişmiş ülkelerde yıllık 222 milyon ton gıda maddesi israf ediliyor. Yıllık israf edilen
çöpe atılan gıda maddelerini kilograma çevirin demiş. Ve bilimsel gösteriyor. Hocam ben attım. Aferin. Şimdi Kayra farklı diyor, Ali farklı diyor, Canberk farklı diyor. Erdoğan başka bir şey diyor. Hangimiz haklı da? Vallahi bak. Hocam ben cevabımdan emin. Uf. Şimdi 22 222 çarpı 10 üzeri 6 kilograma çevirdin. 10 üzeri 9. Doğru mu? 10 üzeri 9'u da 2,22 yapmak için 100'e böldün. 2 basamak daha arttırmak demektir. 10 üzeri 11. Yes. Evet. 10 üzeri 11. Hocam sadece bir yazmam. Elif Berra. Oo, bugün Elif Berra. Bir daha anlatır mısın? Evet. Elif Berra. Ben bir şeyleri eksik yapıyorum da anlamıyorum tam olarak neye eksik yaptığımı. Neye eksik yapıyorsun acaba? Dikkatli dinle. İklim. Bak. 222 milyon nasıl yazarsın? 222 çarpı milyon yerine ne yazıyordu? 10 üzeri 6 mı? 6. Evet. Şimdi bu ama ne? Ton değil mi? Ton. Ton ton ton. Dardan her ton. Sizden önce 6. sınıflar vardı. 6'dan 7'ye geçenler. Şunu gösterdim. Dedim ki bu deyim ne? Ne dese iyi? Ton ton ton. Darden el ton yazdı bir tanesi. Ya balık istifi balık. Balık istifi demek. Neyse devam edelim. Arkadaşlar tondan kilograma çevirmem lazım. 10 üzeri 3 yani 1000 ile mi çarpacağım? Evet. Evet çarparsan 10 üzeri 9 mu oldu? Ama bilimsel değil. Ben anladım. Bilimsel olması için 100'e böldüm. 10 üzeri 11. Evet. Değerli arkadaşlar. Bu örnekle tam anladım. Evet. Bu örnekle tam anladıysam süper. Problem yok. Şunları da çözeceğiz. Bu hafta üstlü sayılar defterini kapatacağız. Haftaya da köklü sayılara başlayacağız. Size de bir güzel ödev atacağız. Evet. Bugünlük bu kadar diyoruz. Perşembe günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz hocam.